Sevgili Kaya LC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda çok verimli ve çok güzel çalışan bir power bank yapacağız arkadaşlar. Bu power bank hem güneşten şarj olabilecek, hem 12 voltluk herhangi bir güç kaynağından, aracınızın çakmaklık çıkışından veya bir aküden veyahut 12 voltluk bir adaptörle şebekeden şarj edebileceksiniz. Aynı zamanda USB çıkışı olan herhangi bir cihazdan, cep telefonunuzun adaptörü olabilir, bilgisayarınız olabilir, aracınızın içerisindeki USB çıkışlarından biri olabilir. Bunlarla şarj edebileceksiniz. Type-C girişli olacak, hızlı şarj özelliği olacak. Yani hızlı şarj özelliği olan cep telefonlarınızı bu powerbank ile hızlı bir şekilde şarj edebileceksiniz. Ve bütün bunların yanı sıra, hatırlarsanız daha önceki videolarımızda kamp için 12 voltla çalışan bir vantilatör yapmıştık ve o videoda 12 voltla çalışan aydınlatma lambamı da sizlere göstermiştim. Ve yine o videoda sizlere demiştim ki bu 12 voltluk vantilatörü ve lambayı çalıştırabilmek için 12 volt çıkışı da olan bir power bank yapacağız demiştim. İşte bu power bank aynı zamanda 2 tane de 12 volt çıkışı olacak arkadaşlar ki 12 voltla çalışan cihazlarımızı da bu power bank ile çalıştırabilelim, kullanabilelim. Lafı daha fazla uzatmadan powerbank'in yapımına geçeceğiz ama şunu söylemek istiyorum. Yapacağımız bu powerbank eğer videoda gösterdiğim ve uyguladığım şekilde yaparsanız çok çok ucuza mal edebileceğiniz ve alacak olsanız asla bu maliyetleri alamayacağınız bir fiyata mal olmuş olacak arkadaşlar. Çünkü bu powerbank yaparken kullanacağımız lityum iyon piller daha önceden atıl haldeki bilgisayarların bataryalarından elde ettiğimiz pillerden oluşacak arkadaşlar. Şimdi ben daha önceden laptop bataryalarından söktüğüm pilleri saklamıştım ve bu pillerin her birinin kapasitesini ve sağlamlığını ölçmüştüm ve hazır vaziyette bekletiyordum arkadaşlar. Bu ve bunun gibi projeler için ki bu piller gerçekten buna benzer projelerde dehşet şekilde işinize yarayacak ve projelerinizi çok çok ucuza mal etmenizi sağlayacak. Ben bu pillerin sağlamlığını ve kapasitelerini daha önceki videolarımdan birinde şu test cihazının tanıtımını yapmıştım arkadaşlar. Hatırlarsanız gördüğünüz gibi DL24P diye bir batarya akü test cihazı arkadaşlar. Ve o videoyu yayınladığımdan beri aylardır ben bu cihazı kullanıyorum ve çok çok memnunum. Harika bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bu DL24P'yi tanıttığım videonun linkini ekranın sağ üst köşesine koyacağım. İzlemek isteyen ve bu cihaza sahip olmak isteyen arkadaşlarım varsa o videonun altındaki linkten uygun bir fiyata temin edebilirler arkadaşlar bu test cihazından. Siz eğer elinizde o cihaz yoksa laptop bataryalarından sökeceğiniz bu lityum iyon pilleri herhangi bir yüke bağlayarak bu yük üzerinde ne kadar uzun süre dayandığına bakıp en uzun gidenlerinizden bu şekilde power bank'inizi ya da işte buna benzer projelerde kullanacaksanız en uzun giden pilleri bir araya getirerek bu projelerde kullanabilirsiniz. İlla DL24P lazım değil ama o cihazdan da olursa elinizde yapacağınız işler mükemmel derecede sağlıklı olacaktır. Neyse lafı daha fazla uzattım biliyorum. Bazı arkadaşlar diyecek ki yine amma çok konuştun. Arkadaşlar bakın biz burada teknik bilgilerden bahsediyoruz. Teknik bir şeyler kazandırmaya ve bunları yaparken de çok ucuza mal etmeniz için uzun uzadıya anlatıyoruz. Eğer sıkılan arkadaşlarım varsa videoyu 2x hızında hızlandırılmış bir şekilde izleyebilirler. Veya atlaya atlaya izleyebilirler. Veya benim konuşmamdan rahatsız olup çok sıkılırlarsa bu videoyu kapatıp böyle oldu bittiye getiren videolara yönelebilirler arkadaşlar. Bunu söylediğim için kusura bakmayın ama yorumlarda çok fazla lafı uzattığım, çok konuştuğumla ilgili bir takım serzenişler duyuyorum. İnanın bu yorumlar beni aslında üzüyor. Ben istiyorum ki benim videomu baştan sona izlesinler. Çünkü videolarımızın içerisinde bir sürü teknik detaylara değiniyoruz. Sizlerin öğrenebilmesi için bir sürü teknik bilgi aktarıyoruz arkadaşlar. Tamamını izlemeyen, sardırarak izleyen veya atlayarak izleyen arkadaşlarım bu aralarda verdiğim teknik bilgilere maalesef ulaşamıyorlar. Ondan sonra yorumlarda abi şu nasıl olacaktı, bu nasıl olacaktı diyorlar. Halbuki ben videonun içerisinde zaten onun sorduğu sorunun cevabını vermişim.
Bunun neticesinde de ben yoruma diyorum ki videoyu doğru dürüst izlersen göreceksin diyorum. Bunun üzerine de o yoruma tekrar bir de cevap veriyor ve cevabında diyor ki ya sanki ne var söylesen insanlık öldü mü? Ya kardeşim bir tane sen değilsin ki, kanalda gördüğünüz üzere 100 binin üzerinde adam var. Ben hangi birinin yorumuna detaylı bir şekilde anlatarak, hele bazıları diyor ki abi malzemelerin listesini yazıp bana gönderebilir misin? Olur arkadaşlar, sizden ricam lütfen videolarımızı mümkün mertebe baştan sona kadar izlemeniz. Dediğim gibi sorulan soruların birçoğunun cevabını zaten videonun içinde açıklamalı olarak anlatıyorum. Neyse yine fazla uzattım. Affınıza sığınıyorum. Hemen bu powerbank için bize neler lazım onlardan bahsedelim arkadaşlar. Temin ettiğim bu lityum iyon pillerin içerisinden ben 2500 mAh saat kapasiteli olan şu pillerden kullanacağım. Bakın bunlar 2551 mAh, 2508 mAh, 2499 mAh ve 2682 mAh olan 4 adet pilimden 10.000 mAh saatlik bir powerbank yapacağım arkadaşlar. Onun için bu pilleri kullanıyorum. Şimdi grup pillerle bir powerbank gibi batarya yapmayı düşünüyorsanız burada dikkat etmeniz gereken nokta pillerin aynı teknik özelliklere sahip olması arkadaşlar. Yani tam dolum noktalarının hepsinde aynı olması, deşarj edilirken cutoff voltajının hepsinde aynı olması ve kapasite olarak birbirlerine yakın olması lazım ki yapacağınız batarya ünitesi maksimum seviyede verimli olabilsin. Onun için teknik olarak birbirinin aynısı ve kapasite olarak birbirine yakın değerlerde 4 adet pil kullanacağım ve bu sayede 10.000 mAh'lik bir powerbank yapacağız arkadaşlar. Şu diğer pillerimi, bakın bunların kapasitesi hep farklı farklı belirlediğim piller arkadaşlar. Siz de DL24P gibi bir cihaz alırsanız pillerinizin kapasitesini belirleyip bu tip projelerde kullanabilirsiniz. Fiyat olarak da ben çok uygun olduğunu düşünüyorum bu cihazın. Neyse, bütün bunların yanı sıra bakın laptop bataryalarından birini örnek olarak ben size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu batarya bir Asus laptopa aitmiş ve 14.8 volt 4400 mAh kapasiteli bir bataryaymış. Bu şu demek oluyor. Bu bataryanın içerisinde 8 adet 3.7 volt 2200 mAh'lik piller var. Tabii bunların kapasitesini ve sağlamlığını test edip ölçmeniz lazım. Her biri sağlam olsaydı bu batarya atıl hale gelmezdi. Hala kullanılıyor olurdu. Muhtemelen biri veya birkaçı arızalıdır. Ama sağlam olan bataryaları da denk geleceğinize emin olabilirsiniz. Ben bugüne kadar aldıklarımın hepsinde bir veya iki tanesi arızalıydı. Geri kalanların hepsi sağlamdı arkadaşlar. Ki normalde bu bataryaları, bu kapasitede bataryaları piyasadan sıfır alacak olsanız çok pahalı. 6,5 dolar, 7 dolar, 8 dolar, 10 dolar civarında bu 18650 lityum iyon pillerin piyasadaki fiyatları. Bunları hiçbir zaman unutmayın. Ve onun için çok ucuza hurdacıdan alacağınız bir laptop bataryasıyla bunun gibi yapacağınız projelerde kullanabilirsiniz. Evet, bu laptop bataryasını da bir kenara kaldıralım şöyle. Şimdilik gösterdik nasıl olsa. Bunun yanı sıra bize bu pillerimizi şarj edebilmek için bir adet TP4056 entegresinden yapılmış bu modülden, Type-C giriş özelliğine sahip bu modülden lazım olacak arkadaşlar. Bendeki bu modülün İsmi HW-373 versiyon 1.0'mış arkadaşlar. Ama TP4056 diye internette arattırırsanız bu modülden bir dünya var ve fiyatı çok uygun. Bunun yanı sıra bir adet LM2596 modülümüz lazım olacak. Bu modülümüz bizim step down özellikli, yani uygulanan voltajı yüksek verimli bir şekilde daha düşük voltajlara çevirebilen bir modül arkadaşlar. Step down o anlama geliyor. Yani uyguladığınız voltajı daha düşük seviyelerde geri alabileceğiniz yüksek verimli bir regülatör olduğu anlamına geliyor. Bunun yanı sıra bir adet de step up çalışan bir modüle ihtiyacımız olacak. Bu da MT3608 isimli, yine fiyat olarak çok uygun bir modül arkadaşlar. Bu modülü de kullanacağız projemizde. Ben bunların hepsini detaylı olarak sizlere ne iş yaptığını ve nasıl çalıştığını anlatacağım. Powerbank'imize hızlı şarj özelliğini kazandıracak olan bu modülü kullanacağım arkadaşlar. Ben bu modülü yine daha önceden kanalda bir solar
panel tanıtmıştım arkadaşlar. Taşınabilir, seyahatlerde kullanabileceğiniz kuru akım bir panelini tanıtmıştım. Bu panel 20 wattlık ve hızlı şarj özelliğine sahip bir paneldi. Fakat benim oğlum bu panel esnek olduğu için kırılmayacağını düşünerek çok fazla bükmüş. Panel iç kısımlarından bir yerlerinden kırılmış. Şöyle esnetince çalışıyordu, esnetmeyince çalışmıyordu. Onun için ben bu paneli dağıttım ve içerisindeki bu hızlı şarj modülünü aldım. Bu powerbank'te kullanacağım. Siz de hızlı şarj özelliği olan, fiyat olarak yine çok uygun olan modüllerden kullanabilirsiniz. Bakın hemen şuradan bir arattıralım. Mesela fast şarj modül diyelim arkadaşlar. Bakın çıkacak olan modüllerden. Evet, alışverişe tıkladığınızda gördüğünüz gibi bir dünya hızlı şarj özelliğine sahip modül görebiliyorsunuz burada. Kimisi 61 liraymış. Kimisi şöyle yerli sitelerden bakalım. Bakın 78.60 lira civarında bir başka sitede hızlı şarj özelliği olan modüllerden arkadaşlar. Eğer AliExpress'ten falan getirtecek olursanız, Banggood'dan falan getirtecek olursanız çok daha uygun fiyata getirtebilirsiniz. Bakın Kartal Otomasyon'da 44 liraymış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fakat 15 lirada herhalde teslimat ücreti alıyorlarmış. Yani kargo bedeli. Gördüğünüz gibi bu modüllerden alarak şimdi bazı arkadaşlar şey diyebilir. Yani yuh, modül ne kadar da pahalıymış diyebilir. Arkadaşlar hızlı şarj özelliğine sahip olan powerbankler dünya paralar. Yani bu paralara mümkün yok, mal edemezsiniz. Bu para, bu powerbank için harcayacağınızın 10 katına alamazsınız hızlı şarj özelliği olan powerbankleri. Eğer tabi dediğim gibi lityum iyon pillerinizi laptop bataryalarından veya atıl hale gelmiş lityum iyon batarya barındıran akü gruplarından elde ederseniz. Onun haricinde yapacağınız powerbank de pahalıya mal olacaktır. Bilginiz olsun. Neyse, dediğim gibi bu malzemelerle powerbank'imizi yapacağız ve çalıştıracağız. Ondan önce küçücük bir sponsorluk reklamımız var. Onu izleyelim. Devamında da hızlı şarj özelliği olan, 12 volt çıkış özelliği olan ve güneş enerjisinden ve harici kaynaklardan şarj edebileceğiniz powerbank'imizi yapalım. GLC PCB firması, gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Öncelikle bu görmüş olduğunuz lityum iyon pillerden bir grup yapacağım arkadaşlar. Bu pillerin dördünün artısını ve eksisini birleştireceğim. Şu devrelerimi şöyle bir kenara alayım. Ve bu dört adet pilin artılarını ilk olarak bir lehim kaplayalım. Şimdi de pillerin eksilerini lehim kaplayacağız. Fakat bu işlemi tek tek yapalım. Eğer lityum iyon pilleriniz lehim tutmazsa arkadaşlar, bu pillerin nasıl lehimleneceği hakkında bir videomuz var kanalda. Ben linkini açıklamalar kısmına koyarım. Oradan izleyip rahatça siz de lityum iyon pillerinize lehim yapabilirsiniz. Tabii bu işlemin doğru olanı punta kaynağı. Punta yapabilmek en iyisi. Bu projeyi yapacak birçok kişide de punta kaynağı olmayacağı için arkadaşlar muhtemelen bu şekilde yapacaksınız. Onun için öğrenmenizde fayda var. Şimdi de bu pilleri burada görmüş olduğunuz şerit metallerle birbirine bağlayacağım.
grup pilimizi hallettik. Bakın 3.7 volt 10.000 miliamperlik bir bataryamız oldu şu anda. TP4056 ile bu 4 pili paralel bir şekilde şarj etmek herhangi bir sorun teşkil etmeyecek arkadaşlar. Çünkü en kaliteli markaların bile uyguladığı yöntemler bunlar. Pilleri ikili, üçlü, dörtlü şekilde paralel bağlayıp bunların tamamını birden şarj etmek. Çünkü bu şekilde yaptığınızda piller birbirine paralel olduğundan dolayı birinin voltajı diğerinden fazla olmasına ya da birinin voltajının diğerinden daha düşük olmasına mümkün yok. Çünkü gerilimi yüksek olan pil düşük olan gerilimdeki pille voltajını paylaşarak dengeleniyorlar ve neticede 4 tane pilin de voltajı dengelenmiş bir şekilde hepsininki aynı oluyor arkadaşlar.